Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bu videomuzda da Umidiji Bizon modelini inceleyeceğiz. Hatta Umidiji Bizon ve GT modeli. Aynı modelin biraz daha geliştirilmiş modeli. Cihazlar zaten aynı. Ufak tefek farklılıklar var. Onu da en son videonun sonunda işte ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyeceğim. İsterseniz e, firmanın e, kendi videosunu kutu açılışını izleyelim umudici vizyonla alakalı ondan sonra e, devam edelim. Evet arkadaşlar, videoda da zaten birçok özelliğine değinildi cihazın. İsterseniz cihazın öncelikle kasa yapısına bakalım. Şöyle en sonda daha yakından çekilmiş vardı. Evet. Arkadaşlar cihazımızın arka kasası polikarbonat, yan taraflar metal bir de TPU dediğimiz madde daha önce söylemiştim bir videomda. Blackview BL6000 Pro'da da var. Onlar da köşelerde kullanılmış termopoliriten diye bir madde arkadaşlar uzayabilen böyle genişleyebilen bir malzeme. Bu malzeme işte kimyasallara yağlara vesaire bunlara karşı çok dayanıklı bir malzeme. E, cihazın e, ana malzemeleri bu şekilde arkadaşlar. Yani e, güçlü sağlam bir cihaz zaten. IP68, IP69 ve MIL-STD-810 sertifikalarına sahip e, bir cihaz e, arkadaşlar. İsterseniz e, şimdi de cihazda bulunan e, kurulumlara geçelim. E, kameralara birazdan değinelim. Önce yanlardaki şeylere gelelim tuşlara gelelim cihazın alt tarafında arkadaşlar USB Type C bir girişimiz var bir de hemen yanında mikrofonumuz var ondan sonra şöyle yapalım ee, sağ tarafta konumlandırılan tuşlar arkadaşlar ee, işte power tuşumuz var ee, ses açma şöyle yaklaştıralım. ses açma, ses kısma tuşumuz var. Burası zaten metal komple. Bir de alt tarafta arkadaşlar bir tane butonumuz var. Bu butonu istediğimiz özelliği atayabiliyoruz ama fabrikadan direkt gelişte kamera butonu olarak kullanılıyor. Yani bastığımız zaman su altında işte videolar çekmek için çünkü su altı modu da bu şekilde aktive edebiliyoruz. Böylelikle daha kolay bir şekilde video fotoğraf çekebiliyoruz. Diğer tarafa geçelim. Şöyle yaklaştıralım. Diğer tarafta da arkadaşlar şöyle göstereyim. Üst tarafta sim kart yuvamız var. Hafıza kart takacağımız bir yuvamız var. Hemen altında parmak izi okuyucumuz var. Yani parmak izi okuyucuyu sol tarafa konumlandırmışlar. Bilmiyorum. Bence pek kullanışlı olmamış. Şahsen yani sağ tarafta olsaydı baş parmakla daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Tabi sizi bilemiyorum ama bu tarafa bu parmak izi okuyucuyu koymaları pek e, olmamış gibi geliyor bana. E, bu parmak izi okuyucuya da arkadaşlar farklı özelliklerde atayabiliyorsunuz. Hemen altında bir tane de kostüm butonumuz var. Bu da ayarlar bölümünde zaten e, mevcut arkadaşlar. Oradan istediğiniz e, özelliği atayabiliyorsunuz cihaza. Yani o tuşa işte fenerdir ne bileyim e, zelle uygulaması var işte bas konuş yapmak için gibi özellikleri atayabiliyorsunuz. Hemen kameralara geçelim şöyle yaklaştıralım arkadaşlar cihazımızdaki e, kamera sensörüne gelecek olursak e, cihazımızın e, şu e, en baştaki yani üst tarafta değil ki alttaki en baştaki kamera sensörü zaten mercekten de belli oluyor büyük bayağı. Sony sensör arkadaşlar. Sony'ye ait bir sensör. 2 inçlik bir boyuta sahip sensörümüzün boyutu. 1.6 um 4 bir arada süper pikseli var cihazımızın. Bunu birleştirip o şekilde görüntüler veriyor. 1.8 diyafram aralığına sahip 6 parça lensten meydana gelmiş. Çok kaliteli bir sensör. Sony'nin IMX582 sensörü arkadaşlar. Hemen yanında yani ortada da 16 megapiksellik ultra geniş açılı 120 derecede 2 2 diyafram aralığında 2.0 diyafram aralığında bir e, lensimiz var 16 megapiksel çözünürlüğünde Hemen üstünde arkadaşlar e, yani en baştaki de 5 megapiksellik bir e, makro kameramız. 4 santim e, civarında yani 4 santim olarak e, yakın net fotoğraflar çekmemiz için bir makro sensörümüz var. Alttaki e, sensörümüz arkadaşlar yine e, 5 megapiksellik e, derinlik sensörümüz portre modu çekmek için. Arkadaşlar bir de düzeltme yapayım. Bu makro sensörümüz e, 4 santimlik değil 2,5 santimlik. Kusura bakmayın yanlış söyledim onu. 2,5 santime kadar yakın resimler çekebilmek için. Bir de arkadaşlar böyle çiftlet flash'ımız var. Bu da hani xenon flash gibi olmuş. Ben cihazlarda aslında xenon flash'ın artık olmasını çok istiyorum ama bir türlü koymuyorlar. Xenon flash'ta daha böyle geceleri daha güzel kaliteli resimler çekebiliriz. Tabi firmalar böyle artık... Gece modları geliştiriyorlar. İşte bazıları gece sensörü falan koyuyorlar ama Zenon flash da olsa bir de harici led flash olsa gayet güzel olur gibime geliyor. Arkadaşlar cihazın arka tarafında da mikrofonlar var gördüğünüz gibi. Kamera ya bir daha değinecek olursak kamerada da arkadaşlar full HD videolar var arka kamera video özelliklerinde full HD 30 fps video kaydı yapabiliyor ön kameraya geçecek olursak şöyle yaklaştıralım. Arkadaşlar ön kameramız da 24 megapiksel. Bunun 4.64'lük versiyonunda ön kamera 32 megapiksel. Bu da Sony sensörü arkadaşlar. Yani bu şu anda benim gösterdiğim yani herhalde 628'lik olabilir. Normalde 628'lik olarak geliyor zaten bu cihaz. 628'lik olan da 24 megapiksel'lik 2.0 diyafram aralığına sahip, 5 parça lensten oluşan bir e, selfie kameramız var. Buradan işte e, yüz tanıma filan onları da gerçekleştirebiliyoruz. Full HD 30 FPS e, videolar kaydediyor. Şuradan başka bir ekrana şöyle yanlama bir ekran bakalım. Şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar cihazımızın ekranı da ön yüze geçtik. E, 6. 3 inç Full HD Plus gorilla klasla korunan bir ekrana sahip ee, çoklu kapasitif dokunmayı da destekliyor tabii ki cihazımız 2340 x 1080 piksel çözünürlükte ee, yani ben videolarda izledim ee, ekranı gayet güzel ben şöyle bir şey söyleyeyim yani UMIDIGI'nin arkadaşlar e Ekran, kamera ve batarya noktasında gerçekten çok iyi cihazlar. Yani daha önce kullandığım modeller. Bu cihazı tabi elime almış değilim bilmiyorum. Ama videolardan gördüğüm kadarıyla gayet kaliteli güzel bir ekranı var. Başka neyine değinecek olursak. Tasarımına geçeyim arkadaşlar. Arka tasar, tarafın tasarımı gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi böyle şekiller falan koymuşlar. Çizgi şeklinde. Ortada Bizon logosu. Güzel olmuş. o Burada bir tane de şöyle göstereyim. Takma aparatı var. Ee, hani e, ip geçirmek için, yanımıza taşımak için. Bir tane hoparlörümüz var arkada. Yani e, şekilli, tasarımı şekilli gayet güzel bir cihaz olmuş. Yani öyle çok aşırı ağır da değil. Yani bu tarz cihazlara göre yani 250 gram civarı bir ağırlığı var cihazın. E, bunun çekmiş olduğu resimlerde de gene YouTube'dan bakabilirsiniz. Gayet güzel resimler çekiyor. Zaten dediğim gibi Umidi Cihani ekran, kamera ve batarya da gayet iyi firmalar. İyi bir firma. Güzel yani cihaz. Yani tahminime güzel iş yapıyordur. Alan, kullanan arkadaşlar olursa, yoruma eklerse sevinirim tabii. Cihazın batarya bölümüne gelelim arkadaşlar. Cihazımızın bataryası 5000 mAh boyutunda ve 18 wattlık çıkış gücüne sahip arkadaşlar. NFC'yi de destekliyor. Cihazımızda harici arkadaşlar barometre ve e-pusula var. Bunlar da Bosch firmasına ait. onun haricinde sensörler yani onun haricinde yani barometre ve e pusulanın haricinde manyetometre, jiroskop gibi ışıklık sensörü, ivme ölçer gibi sensörler de mevcut. Cihazımızın şöyle şu dursun e, işlemcisine gelecek olursak arkadaşlar cihazımızın işlemcisi Helio P60 peki bu e, işlemci nedir Helio P60 arkadaşlar 12 nanometre teknolojisi üretilmiş e, bir işlemci cihazımızın e, işlemcisi şöyle söyleyeyim evet Şöyle gelelim. 2, 2 GHz frekansında çalışan 4 tane Cortex A73 ve 2 GHz frekansında yine çalışan Cortex 4 tane Cortex A53 A53 işlemciye sahip. E, cihaz 6 GB DDR4X bellekte geliyor. Çift kanal bir bellek ve 1866 MHz e, kanal hızına sahip. Cihazımızda sıvı soğutma sistemi de var arkadaşlar. Oyunlarda e, oyunlar için yani oyunlarda ısınmayı önlüyor. Onun da resimleri vardı ama buna ben ayarlamamıştım. Sıvı soğutma sisteminde destekliyor. 128 GB dahili hafızası var. UFS 2.1 bellek hızını destekliyor. Harici işte microSD kartlarla hafızayı yükseltebilirsiniz. Cihazımız arkadaşlar böyle. Gayet hani yakışıklı güzel bir cihaz. Özellikleri de dolu dolu bir cihaz. OTG de var. Onu da söyleyelim. NFC, volte. Ota üzeri Android 10'a geliyor. Daha sonra güncelleme gelir gelmez. Bilmiyorum. Hızlı şarj var ama kablosuz şarj yok cihazda. Şimdi bir de GT modeli çıkarıldı bunun arkadaşlar. GT modelde tamamen aynı. Sadece şöyle biraz farkı var. GT modelinin boyutu birazcık daha büyük arkadaşlar. İşte 6.67 inçe çıkarmışlar. Gene çözünürlük aynı. Harici bataryasını 5150 mAh yapmışlar. Ve esas güzel noktası 33 Watt e, hızlı şarj desteğine sahip olmuş GT modelinde. Bu 18 Watt'ı destekliyor. GT modelinde bataryayı 150 mega 150 mah büyütmüşler ama 33 Watt gibi yüksek bir hızlı şarj desteği e, sunmuşlar. Bu çok iyi olmuş. Bir de arkadaşlar e, 8 GB'a yükseltmişler RAM'ini ve işlemci olarak işlemci tarafında da P60 değil de G95'i kullanmışlar. Helio G95'i kullanmışlar. Oyun oyuncular için odaklanılmış bir işlemci bu zaten. ve sıvı soğutma sistemi onda gene aynı. Ve bir de kamera tarafında sadece ana sensörü 64 megapiksele yükseltmişler. Yani bunlar var sadece farklar. Onun haricinde geri kalan her şeyler tasarımdan tutun da diğer özelliklerine kadar her şey aynı arkadaşlar. Bu cihazda söyleyebileceklerim bu kadar. Yani gördüğünüz gibi yani gerçekten hani tasarım olarak çok güzel bir cihaz yapmışlar. E, kaliteli bir cihaz yapmışlar. Köşelerde işte tipo malzemesinin kullanılması, arkada polikarbonat var ama böyle ekstradan desenler falan koymuşlar. Ekran da yani buradan gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. E, yani e, kaliteli bir cihaz ortaya çıkmış. E, Umidici firmasının ilk zaten e, su geçirmez cihazı bu. Normalde bu tarz cihazlar yapmıyordu hiç. Bu ilk denemesi. Bundan sonraki de işte GT modeli olmuş. Yani cihaz hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu tarz videolar e, elimden geldiği yine çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.